İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Uluslararası gündemin yolundaki Batı Ermenistan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bağlı İnsan Hakları Kurulu'nda deneme aşamasında bulunan gençler Batı Ermenistan hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Judy Chu'nun Artsakh'ta ateşkesle ilgili önerisini kabul etti. Washington, Tahran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacak. Ovanes Tumanyan'ın 150. yıl dönümüne ve Gomidas adına an konser. Batı Ermenistan'ın Antep'teki Gargamış Antiki kenti Arkeopark olarak açılacak. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan'ın Başbakanı Garnik Sarkisyan, İtalyan ve diğer etkili Avrupa ülkelerinden birçok kişiyle tanışıp görüşmelerde bulunduğu İtalya'ya 28 Haziran-2 Temmuz günleri arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana konusu Batı Ermenistan'ın uluslararası hukuka dayanarak yeniden inşası ve devletler arası karşılıklı çıkara yansımasıydı. Batı Ermenistan Başbakanı Sarkisyan, Batı Ermenistan'ın tekrardan kurulması uluslararası bir fikir birliği haline geldiği takdirde Orta Doğu ve gelecekteki uluslararası siyasi ve ekonomik devletler arası ilişkiler konusunda muhataplarına Batı Ermenistan devlet yapısının kapsamlı yaklaşımlarını sundu. Başbakan Sarkisyan'ın önerileri oturumlarda mevcut tüm temsilcilerin ilgisini çekti. Özellikle tüm tarafların ortak çıkarları ve mevcut çeşitli sorunların olanaklarının açıkça ortaya konulduğu ortamda onlar da ek fikirlerle görüşmeyi zenginleştirdiler. Görüşme sırasında ayrıca başlatılmaya hazır olan bir dizi ekonomik projeler de ele alındı. Batı Ermenistan. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Cenevre'de gerçekleştirilmekte olan İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi üyesi Lidya Margosyan, İnsan Hakları Konseyi'ne katılan deneme sürecinde bulunan gençlere Batı Ermenistan konusunda eğitimde bulundu. Bu vesileyle Batı Ermenistan'daki Ermenilerin öz yönetimi ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından onaylanmış yerli halkların hakları hakkındaki deklarasyonda tanınan Ermenilerin hakları sorunu gündeme geldi. Dolayısıyla Sevr Antlaşması'yla ilgili Lozan Antlaşması'nın geçerliliği hakkında bir tartışma gerçekleştirildi. Halen geçerli olan Sevr Antlaşması'nın şimdiye kadar geçerli olduğunu 26 Haziran 2016 tarihinde Batı Ermenistan tarafından onaylandıktan sonra tamamen yürürlükte bulunmakta olduğu hatırlatılmalıdır. Lidya Margosyan, İnsan Hakları Konseyi'nde deneme sürecinde bulunan gençlerin Batı Ermenistan'a ve Ermenilerin haklarına gösterdikleri ilgiyi takdir etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, insan haklarını korumak isteyen ve dünyada barışa ulaşmak amacıyla uluslararası hukuku koruyan tüm gençlere teşekkür etmiş ve bunun Batı Ermenistan'ın bir misyonu olduğunu vurgulamıştır. Artsakh barışına yönelik Rais Engel önerisine Judy Chu'nun ateşkesin güçlendirilmesi doğrultusundaki ek teklifini Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi ezici çoğunlukla kabul etti. Judy Chu'nun sunduğu ek öneride keskin nişancıların geri çekilmesi, AGİT gözlemcilerin sayısının artırılması ve temas hattına tüfekleri tespit eden cihazların yerleştirilmesi öngörülüyor. Judy Chu konuşmasında Artsakh'a yönelik terör saldırısına son verilmesi gerektiğini belirterek işte bu nedenle Elliot Engel ve Ed Rice tarafından sunulan ateşkes önerilerine eklemeler yaptım dedi. Armen Press'in verdiği habere göre 10 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran özel temsilcisi Brian Hack, El Cezire ile gerçekleştirdiği röportajda İranlı yetkililer politikalarını dış baskı olmadan değiştirmeyeceklerinden Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a yeni yaptırımlar uygulayacak dedi. Ona göre Washington'un İran'a karşı olan pozisyonu bazı durumlarda Avrupa Birliği açısından farklılık gösteriyor. Fakat hiç kimse Tahran'ın genişlemeci politikasını desteklemiyor. İran'ın nükleer dosya sorunu 8 Mayıs 2018'de keskin bir şekilde ağırlaştı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gomidas'a ve Ovanes Tumanyan'ın 150. yıl dönümüne adanan jübile konseri 14 Temmuz'da Garni Tapınağı yakınında gerçekleştirilecek. Konserde Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası, Hover adlı Devlet Oda Korosu, Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Korosu yer alacak. Programda Gomidas ve Ovanes Tumanyan'ın eserleri temelinde Ermeni besteciler tarafından bestelenmiş eserler yer alacak.
Konserin başlama saati 20.30. Batı Ermenistan bölgesinde ve genellikle Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Gargamış Antik Kenti, Arkeopark olarak cumartesi günü ziyarete açılıyor. Kazı Başkanı Profesör Doktor Nicolo Marchetti, bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Gargamış, M.Ö. 13. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti oldu. Arkeoparkta ziyaretçiler için kazı alanına paralel yürüyüş yolları, kafeteryalar ve dinlenme alanları bulunuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası tarafından seslendirilen Gombidas Vartabet'in Surp Surp adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.